Hiç bütün anemi tiplerinin adını ezberlemeye çalıştınız mı? Eğer çalıştıysanız bunun çok çok zor bir şey olduğunu biliyorsunuzdur. Bunun nedeni çok sayıda farklı anemi tipinin olması. Bu yüzden de birileri çıkıp işimizi kolaylaştırmak için tüm anemi tiplerini 3 ana kategoriye ayırmış. Ha, bu arada ufak bir hatırlatma yapalım. Vücuttaki kırmızı kan hücresi sayısının çok azalması durumuna anemi deniyor. Ve dediğim gibi 3 anemi kategorisi var. İlk anemi grubu mikrositik anemi. İkinci grup normositik anemi olarak geçiyor. Üçüncü ve son gruba ise makrositik anemi deniyor. Bu üç kategori kırmızı kan hücrelerinin boyutuna göre düzenlenmiş. Ne demek bu? Mikrositik anemide mikro yani küçük sitler yani hücreler var. Küçük hücreler, küçük kırmızı kan hücreleri. Peki küçük de ne kadar küçük? Normal bir kırmızı kan hücresi 80 ila 100 mikrometre küp hacmindedir. Mikrositik anemi de 80 mikrometre küpten küçük hücreler söz konusu. İkinci grup normositik anemi. Normo, normal demek. Sitik de hücreyle ilgili anlamına geliyor. Yani bu kategorideki kırmızı kan hücreleri normal boyutta. Normal dediğimiz 80 ila 100 mikrometre küp arasında değişiyor demiştik değil mi? Ve son olarak da işte makrositik anemi var. Makro büyük anlamına geliyor. Sitik yine hücreyle alakalı demek. Demek ki bu anemi tiplerinde büyük kırmızı kan hücreleri varmış. Yani buradaki kırmızı kan hücreleri 100 mikrometre küpten büyük. Gördüğünüz gibi anemiler kırmızı kan hücrelerinin boyutuna göre sınıflandırılmış. Üstelik bu boyutlar anemilerin altta yatan nedenleriyle de yakından ilintili. Bu videoda biz mikrositik anemiden söz edeceğiz. Şimdi şu kategoriye dair şeyleri aşağı doğru yazarak devam edelim. Mikrositik anemilerin tamamı hemoglobin üretimiyle ilgili bir sorundan kaynaklıdır. Tekrar ediyorum, tüm mikrositik anemiler hemoglobin üretimiyle ilgili bir sorundan kaynaklanıyor. Bunu söyledik, bitti olmaz tabi, azıcık açıklama da lazım, değil mi? Gelin en baştan başlayarak anlatayım. Hemoglobin nedir? Kırmızı kan hücrelerinin hemoglobinle dolu olduğunu biliyoruz. Hemoglobinle dolu. Evet, kırmızı kan hücreleri hemoglobinle doludur. Ve oksijeni bağlayan şey aslında hemoglobindir. Yani bir kırmızı kan hücresine oksijen taşıma yeteneğini ve kapasitesini veren şey hemoglobindir. İyi de hemoglobin ne? Az önce hemoglobini buraya biraz farklı bir şekilde yazmamdaki amaç, hemoglobinin iki ana bileşenden oluştuğunu göstermekti. Hemoglobinin iki alt birimi var. İlki hem. İkincisi ise tahmin etmiş olabileceğiniz gibi globin. Globin bir polipeptittir. Yani bu ne demek? Bir amino asit zinciri. Bu zincir bir protein olarak adlandırılabilmek için yeterince büyük ve yeterince karmaşık değil. O yüzden polipeptit adını alıyor. Hemoglobinde iki farklı tür globin bulunuyor. İlki alfa globin ve ikincisi beta globin. Hemoglobin içindeki iki ana globin türü bunlar. Hemoglobinin ikinci bileşeni ise hem o da iki alt birimden veya bileşenden oluşuyor. İlki protoporfirin. Protoporfirin böyle bir molekül Gördüğünüz gibi bu molekül epey karmaşık görünüyor ve halka şeklinde. Ortasında da böyle bir boşluk var. Bu boşluk hemin ikinci bileşeni olan demire ayrılmış durumda. Yani bu boşluğa demir geliyor. Anlaşıldı değil mi? Hemoglobinin yapısı özetle böyle bir şey. Alt birimleri de bunlar. İyi ama tüm bunların oksijen bağlamakla ne ilgisi var? Hemoglobin oksijen bağlar dedik de burada oksijen falan yok. Şöyle ki, oksijen buraya geliyor ve demire bağlanıyor. Yani demir hemoglobinin sadece yapısında değil, işlevinde de çok çok önemli bir rol oynuyor. Evet, az önce dediğim gibi, mikrositik anemilerin tamamı hemoglobin üretimindeki sorunlardan kaynaklanıyor. Peki, hemoglobin üretiminde sorun yaratabilecek ne gibi etkenler sayabiliriz? En alttan. Globin moleküllerinden başlayalım. Globin üretmekle ilgili bir sorunumuz var diyelim. Bu hemoglobin üretiminde de bir sorun yaratır. Ve hemoglobin üretiminde sorun oluşursa mikrositik anemi gelişir. Bu arada hemoglobin üretimindeki sorunlardan kaynaklanan hastalıklar genellikle kalıtsal hastalıklardır. Yani genetik olma eğilimindedirler. Globinle alakalı olan bu hastalıklara talasemi hastalıkları adı verilir. Bunlar globin üretimindeki sorunlar nedeniyle oluşan bir grup mikrositik anemidir. Yukarı doğru devam edelim. Peki ya vücudumuzda yeterince demir yoksa ne olur? Bu hem üretiminde dolayısıyla hemoglobin üretiminde bir soruna yol açar ve mikrositik anemiye neden olur. Vücuttaki demirin yetersizliğinden doğan mikrositik anemiye demir eksikliği anemisi deniyor. Çok zekice bir isim değil mi? Buna çok benzeyen bir diğer hastalık da kronik hastalık anemisi. Bu mikrositik anemi türünde vücutta yeterli demir vardır. Ama bir nedenle kırmızı kan hücreleri o demire ulaşıp hemoglobin üretemez. Bu durumda da yine bir tür mikrositik anemi ortaya çıkar. Son olarak, eğer vücut Protoporfirin üretmekte zorlanıyorsa bu da hemoglobin üretiminde bir soruna yol açar ve yine bir mikrositik anemi ortaya çıkar. Protoporfirin üretimindeki sorundan kaynaklanan bu hastalığa sideroblastik anemi veriliyor. İşte bunların hepsi mikrositik aneminin farklı farklı tipleri. İlerleyen videolarda bu farklı anemi türlerini ayrıntılarıyla da inceleyeceğiz. Ama şimdilik hemoglobin üretiminde sorun yaratabilecek etkenleri bilelim yeter. Hmm, sanırım şu ana kadar şu soruya hiç değinmedik. Hemoglobin üretiminde oluşan bir sorun. Neden mikrositik yani küçük kırmızı kan hücreli anemi ile sonuçlanıyor? Bu soruya cevap vermek için normal bir kan hücresi çiziyorum. Diyelim ki bu normal kırmızı kan hücresinde bir sayı atıyorum. 6 tane hemoglobin molekülü var. Evet, 6 tane hemoglobin var. 3 4 5 ve 6. Mikrositik anemide kırmızı kan hücreleri çok az sayıda hemoglobin taşıyor, değil mi? Çünkü hemoglobin üretiminde bir sorun söz konusu. Yani diyelim ki bu hücrede 6 yerine 4 hemoglobin molekülü var. Vücut bu kırmızı kan hücresine bakıyor ve bunun bir problem olduğunu söylüyor. Hı -hı, böyle bir şey olmaz diyor. Bu koca kırmızı kan hücresini bu kadar az hemoglobin molekülüyle kabul edemeyiz. Ve diyor ki, madem kırmızı kan hücrelerinin içine yeterince hemoglobin molekülü koyamıyoruz, o halde en azından hiç olmazsa hücrelerdeki hemoglobin yoğunluğunu normal hücrelerdekine olabildiğince yaklaştıralım. Bunu kırmızı kan hücresinin ekstra bir bölünme yapmasına izin vererek sağlıyor. Aslında tam olarak böyle olmuyor ama akılda canlandırmak için bu gayet güzel bir yol. Kırmızı kan hücresi işte böyle bölünüyor ve ortaya iki küçük kırmızı kan hücresi çıkıyor. Bunların ikisinde de artık ikişer hemoglobin var. Resimde de gördüğünüz gibi ortaya çıkan kırmızı kan hücreleri daha küçük ve her birinde daha az sayıda hemoglobin molekülü var. Anlayabileceğiniz üzere hücreler artık daha küçük olduğu için bu hücrelerin içindeki hemoglobin yoğunluğu da normale bu büyük hücrede olduğundan daha yakın. İşte bu yüzden hemoglobin üretiminde bir sorun oluştuğunda mikrositik anemi gelişiyor. Yani kırmızı kan hücrelerinin normalden çok daha küçük olduğu anemi türü görülüyor. Bahsettiğimiz gibi bu üsttekiler mikrositik aneminin farklı tipleriydi. Hemoglobin üretiminde sorun yaratabilen çeşitli durumlar işte bunlar.